Efendim şimdi sırada diyetisyen Esra Aşık Demir'in bizim için hazırladığı görüntüleri var. Yağ yakımını destekleyen yoğurt karışımı bilgisi verecek bize. Bakalım izleyelim. Merhabalar, ben diyetisyen Esra Aşık Demir. Bugün metabolizma hızınızı arttıracak harika bir tarif vereceğim. Belki daha öncesinde de deneyimleyenleriniz olmuş olabilir. Çünkü defalarca bu tarifi aslında ben ve meslektaşlarım verdik. Bakalım bugün metabolizmayı hızlandırmak adına nelerden yararlanacağız? Çoğunlukla baharatları tercih ediyoruz. Önce bir yoğurdumuz var. Bu yoğurt kürü olarak da geçiyor. Akşam yemeklerinden sonra ya da öğünlerinizin yanında da tüketebileceğiniz harika bir tarif olacak. Yoğurdumuz ev yoğurdu olursa çok daha iyi bir tercih olur. Ya da kullandığınız herhangi bir probiyotik varsa yoğurdunuzun içerisine ilave edebilirsiniz. Metabolizmayı hızlandırmak adına öncelikli olarak zerdeçal ilave edeceğim. Zerdeçal metabolizma hızınızı gerçekten çok yükselten bir baharat. Ölçülerine çok dikkat etmeniz gerekli. Genelde bir çay kaşığı kadar kullanmayı tercih ediyoruz. Kan sulandırıcı kullanan bireylerin kullanmaması gereken bir baharat. Öncelikle onu da bir söyleyeyim. Zerdeçalı ilave ettik. Zerdeçalın etkisini yükseltmek için içerisine karabiber ilave edeceğiz. Karabiber ve zerdeçal birleştiğinde zerdeçalın metabolizma hızlandırıcı etkisini iki katına çıkartıyor. O yüzden zerdeçalı yine bir çay kaşığını geçmeyecek kadar karabiberle destekliyoruz. Tabii metabolizma hızında bağışıklık sistemi çok çok önemli. Bağışıklık sistemini desteklemek amaçlı da çörek otu ilave edeceğim. Çörek otumuzdan da yine bir çay kaşığı kadar koymamız yeterli olacaktır. Şu anda kürümüzün içerisinde zerdeçal, karabiber ve çörek otu var. Biraz sumak ilave edeceğim. Sumak tiroidleri hızlandırmak adına harika bir baharat. Eğer tiroidlerle ilgili bir sıkıntınız varsa, buna bağlı metabolizmada yavaşlık hissediyorsanız mutlaka ve mutlaka yemeklerinize, salatalarınıza veyahut bu şekil kürlerinizin içerisine sumak ilave etmeyi unutmayın. Ben bu karışımı yaparken zaman zaman pul biber de kullanmayı seviyorum. Çünkü acının da metabolizma arttırıcı etkisini kullanmak için güzel oluyor. Ama mide rahatsızlığı yaşayan kişilerde sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden bugün sumağı tercih ettik. Biraz da zencefil koyacağız. Yine bağışıklık sistemimizi desteklemek adına koyduğumuz bir baharat bu. Taze zencefil de kullanabilirsiniz. Ya da toz halinde zencefil de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığını geçmeyecek kadar ilave ettim. Çok fazla konulduğunda tadından dolayı da yiyemeyen birçok kişi var çünkü. Bu ölçü metabolizmanızı hızlandırmak adına yeterli, hem de daha kolay yemenizi sağlayacak. Tabii metabolizmayı hızlandırırken bağırsak hareketleri de çok değerli bizim için. Ev yoğurdu ya da probiyotikle desteklenmiş bir yoğurt kullanmanız gerekli diye söyledim. Biraz daha lif oranını arttırmak, E vitaminini arttırmak ve bağırsak hızımızı arttırmak için içerisine biraz da öğütülmüş halde keten tohumu ilave edeceğim. Yine bunu bir tatlı kaşığı kadar ilave edebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar olmasına gerek yok. Ve kürümüz karıştırıyoruz, hazır hale getiriyoruz. Özellikle yağsız yoğurt tercih etmenize gerek yok. Buradan alacağımız protein de yağ da bizim için oldukça iyi. Bu kürü söylediğim gibi akşam yemeklerinizde, öğle yemeklerinizde, ana yemeğinizin yanında da kullanabilirsiniz. Ya da akşam yemeğinizden sonra bir ara öğün yapacaksanız, gece uzun sürecekse, aç kalmak istemiyorsanız, hem de aynı zamanda akşam da melatonin salgısı sırasında da metabolizma hızımızı yükseltmemiz gerekiyorsa bunu yapabilirsiniz. Çok keyifli, çok eğlenceli bir karışım, çok da kolay. Afiyet olsun.